İçler biraz çiğ gibi kalmış. İlk şeyimi söyleyebilir miyim, eleştirimi? Çünkü şöyle, kesmekle ciddi anlamda zorlandım. İlk bunun tadına bakacağım. Tabanını mı tam pişmedi ya da çok mu fazla pişti? Bence pişmiş. Kesmekle zorlanıyorum çünkü. Yo, pişmiş. Nasıl pişmiş? Ortalar pişmemiş. Altı üstü kızarmış. Çünkü diyorsunuz ya, üç tane üst üste koydum. O ortalar çiğ gibi. Yani bence ben pişmedi diye düşünmüyorum. Milföy ancak bu kadar pişer. Yani bana öyle. Yani ben bir çiğlik de görmedim. Nesrin Hanım, ben tamamen de kıtır yedim. Bu milföy hamuru. Milföy hamuru olduğu için, kat kat olduğundan dolayı bunlar zaten kat kat pişiyor. Ne vardı içinde tam olarak? İçinde mozzarella peyniri var, pastırma var, patates, karabiber, tereyağı. Yani bu hazır, bu hazır, mozzarella hazır. Bir tane bunu haşlamıştınız. Evet. Çatalla falan ezmişsiniz herhalde. Ne yapmam gerekiyordu? Pastırmayı yani kendim yapabilirim. Hayır, yani başka bir şey içine koyabilirdiniz. O öyle söylüyorum. Ne tabii koyabilirdim mesela? Ben mi söyleyeyim, o da siz düşünün. Hayır, siz söyleyin, bir fikriniz var ki bunu bana söylüyorsunuz. Yani sebze koyabilirdiniz, tavuklu falan bir şey yapabilirdiniz. Yok, tercih etmedim öyle sebzeli, tavuklu. Nesrin Hanım, şimdi ben yedim. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Özdemir Bey ve Leyla Hanım gibi yemeden yorum yapmak istemedim açıkçası. Niye yemeden yorum yapıyorsunuz bakayım, şikayet var aklınızda. Hamur kuru, milföy kuru. İçerisinde pastırma kullandınız. Evet. Sanırım biraz tuz attınız. Yoğun bir tuz geliyor. Çok az bir tuz attım. Pastırmanın tuzunu kullanmamışsınız yaparken. Evet. Biraz da siz ekleyince yoğunluk evet veriyor. Haşlarken. Rahatsız edici oldu. Burada en büyük sorun hamur kuru ve gelirken de sunumda bayağı sıkıntı vardı. Hani evet, bu şekilde gelmesini mesela beklemedim. Bu, yani üzerine bunu hiç ezmemişsiniz mesela. Nasıl gelmeliydi peki? Neyin içinde işte gelmeliydi? Üzerine bir süs, yani süs derken işte maydanoz, örnek veriyorum şimdi. Hani dere otu belki ayrı bir tat verirdi. Ayrı bir yerlere. Sen sunumunu beğenmedin, tabaklamayı. Sunumu beğenmedim, geliş şeklini beğenmedim. Bence hamur bu tabakta kuru olmamalıydı. Evet. Yanına yoğurt koyacağım için bir derin tabakta sunmayı tercih ettim. Ama böyle kesilmiyor zaten. Oy, bakın gördünüz. Valla ben rahat pardon rahat kesebiliyorum. Yani. Nedense öyle oluyor. Kesmekte ben bir de bir şey değinmek işi o zaman. Ama kesmek de beceri işi diyor. Bir de bir şey daha var. Ya bir ya bıçak, benim bıçağım kesmiyor. Öyle söyleyeyim. Galiba ya da bugün hepsi size denk geldi. Yok. Ya benim işim. Hayır, şakasına söylüyorum. Bıçaklar aynı olmalı. Onu demiyorum. Aynı. Bu yanlış. Nesrin Hanımcığım, şimdi davet sofrasındayız ya. Ya baktığınızda iki tane buraya haydariyi getirdiniz, koydunuz. Evet. Haydi bakalım, herkes alsın der gibi oldu ve çok bence yakışmadı. Hani davet sofrasında özel hizmet ister ya insanlar. Hani kendimi özel hissetmek istiyorum. Dur bir saniye, şuradan haydari alıyorum. Çok haz verici şey değil bu bence. Kaşıklarını, servis kaşıklarını oraya koydum. İsteyenler istediği kadar alabilir. Yani belki yoğurt sevmiyorsunuz. Ne ama yani şimdi ya? Nesrin Hanım. Şimdi Nesrin'ciğim, şurada demin de aynı şeyi söyledin. Sen bunu menüye yazdırdığın için biz yemek zorundayız. Belki yoğurt sevmiyorsunuz, ne demek? Zaten yemek zorundayız. Anlayamadım. Bir de şimdi şöyle bir şey, ben bu yoğurdu, özür dilerim, yoğurdu aldığımda nereye koyacağım? Ha, evet, çatalla, şu anda çatal attım. Evet, yanına ama böyle görüntü olarak yani güzel çözebilir misin? Zaten birlikte yiyecek olduğunuz için, yani sizin şu anda volovonlara o yoğurdun değmesi bence damak zevkinizi bozmaz. Doğru, yani o zaman tadını da bozmaz. Doğru, doğru söylüyorsun. O zaman tabağınız böyle yanlış. Evet. Tabağınız evet biraz geniş. Evet. Mesela evet öyle bir tabağınız olsaydı kenara bunu, ki diğer kenara da, da haydarını koyardınız. Hiç karışmaz olabilirdi. Haydarı ama zaten tabağım yoktu. Tamam. Ona bir şey söyleyemem. Tabağınız yoktu da en azından küçük haydarları bir küçük bir şekilde üstüne koysaydınız. Yanında kenarında böyle getirseydiniz. Öyle küçük kaseler oluyor ya mezeler için. Belki öyle olabilirdi. Ama o öyle de bir şeyim olmadığı için ya da aklıma gelmedi. Evet. Ama ben bu şekilde bir davet sofrasında çok rahatlıkla ortaya mezeleri koyup herkes ördür tabağını. O böyle davet sofrasında tek tek olmuyor aldığını ki, self service diye bir şey var. Kenara konulur. Herkes gidip tabağını alıp gelip hayır, kenarda hayır yiyor. Öyle bir şeyler. İran'da öyle, bilmiyorum burada var yani mı. Ben hiç öyle, öyle self service davet sofrasında böyle tabaklar konulur ya ki herkesin yemeğini ayrı ayrı vermek zorundasın bence. Bir şey sorabilir miyim? Haydar'ın içine ne koydunuz acaba? Öğrenebilir miyim? Evet. Dereotu koydum. Tuzu var, yağı var. Nesrin Hanım, ben bir su alabilir miyim? Mı? Tabii. Ben yandım çünkü. Peynir koymadınız mı? Beyaz peynir de giriliyor. Hayır, peynir koymadım. Almadım çünkü. Unuttunuz mu? Unuttum, aa, evet, maalesef.
O yüzden. Belli. Meyve suyu var, normal su sularımızdan var. Ben de soğan. Evet. Kuru olmuş. Bence bir önceki çorbada yaptığı hatanın aynısını burada da yapmış. Sarımsak giriyor mu? Olmuş. Evet. Sarımsak yok, evet. Sarımsak. Çorbada yaptığınız hatanın aynısını burada da yaptığınızı düşünüyorum. Evet. Üç kat yerine belki bir kat daha şişkin ve çıtır olsaydı çok daha lezzetli olabilirdi. Yani üç tane birbirini birazcık hamur etmiş. Teşekkür ederim. O zaman kabarmayacaktı. Evet. Tek bir tane koyduğunuz zaman... Yani ben tekrar söylüyorum, kesmekte çok zorlandım ve bunun tabağın da ergonomik yapısı buna pek uygun olmadığı için... Nesli Hanım, siz kabul edin. Kurumuş yani, hamur gerçekten. Siz kesebildiniz evet, mi? Evet, kuru. Size sorayım Nesli Hanım. İyi alayım o zaman. Bakın kestim, ben yedim. Yok yani... Biz de kestik. Mutlak kesilecek. Tabii ki kesilecek. Zorlandık. Hani bu şekilde mi kesilir yoksa... Bakın zor kesiliyor. Keserken gerekiyor. De bakabilirsiniz. Özellikle dil kısmı. Tabaktan da biraz kaynaklı. Bir süreci var. Bunu en son yaptı, daha erken yaptığım için. Düşünmeniz gerekmiyor mu? Vallahi sizi gününüzde göreceğim ben. İnşallah yemeklerinizi yetiştirirsiniz. İnşallah. Yani, şüpheniz olmasın. Şüpheniz olmasın sonlarda. Peki Özdemir. Şüphem olabilir. Peki nasıl buldun Volavan'ı ve Haydari'yi? Haydari çok yoğun. Aşırı derecede yoğun. Yani muhtemelen biraz mayonezinizi fazla koydunuz, kaçırdınız diye düşünüyorum. Gerçekten dereotunu biraz az koysaydınız daha iyi olabilir. Yani hem bu hem pastırma hepsi bir arada ciddi anlamda bir tuz geliyor ağzıma. Çok yoğun bir şekilde geliyor. Yani diyeceklerim onlar. Yani tahmin etmiştim açıkçası ben bugün gördüğümde menüyü. Bu tarz bir şeyle karşılaşacağımı. Volavan'ı da beğenmemişsiniz. Hayır herhalde. Maalesef Lanmadım. Beğenmedim. Yani peki. Çorbaya odaklı gelmişsiniz siz. Hayır, olur açıkçası mu? Yani bir şey bulmaya çalışıyorum, pozitif bir şey ama çorbada söylediğim gibi çok güzeldi şeyi harmanlamanız ve şeyi tadı, lezzeti. Fakat onda da fazla malzeme kullanmış. Bunda da yani bunun en önemli özelliği zaten hamurudur. Üstüne koyacağınız malzeme sizin tercihinizdir. Zaten hamuru düzgün olmadığı sürece üstünüze koyduğunuz malzemeye de çok bir önemi yok olavan için. Peki Leyla? Siz bir şey soracaktım sizden Nesrin Hanım. Siz elemelerde ne yemek yaptınız acaba merak ettim. Kayseri mantısı yaptım. Kayseri mantısı elemelerde. O da mantıklı. Yani buraya kadar valla ben Haydari'yi yani sanki anlatan bir tat var da anlatamıyorum. Yani sarımsağı eksik, dereotu fazla, peynir yok. Yani bayağı eksik var içinde. Sanki bir süzme yoğurdu, dereotu koymuştun yiyorum. Öyle hissettim. Mayonez koydum. Sıvı baskın, dereotu bir şey, sebzeki çok baskın tadı var. Çok az, yani dozunda kullanmalısınız bence. Volavan? O da çok sert geldi. Hamurları üst üste koyduğu için aşağı üstü evet kızarmış ama ortalar çiğ. Bir de çok sert. Nesin'cim çiğ. Kesinlikle çiğ. İki tane çok üzgünüm ama kesinlikle daha gelirken çiğ. Ben gördüm. Çiğ bir kere zaten üstten de çok yeteri kadar kızarmış. Altı çok pişmiş, ortası altı pişmiş. Altı pişmiş, ortası çiğ. Üç kat koyduğun için içi çiğ. Evet. Üzgünüm be Evren. Ama başka kat, bir tek... Yani tek kat koy, olabilir. Başlamamış. Yani, o zaman yeterince çiğ. Çorba yine bir yere kadar geldi. O zaman fırında şey yaptın. Kendini ona göre, fırını da ona göre ayarlayacaktın. Hesap etmen lazımdı. Çiğ. Çorbanız bir yere Evren. Kadar gelmiş ama bu kesinlikle başlamamış bile. Peki. Kusura bakmayın. Peki ben gününüzde göreceğim sizi. Zaten arkadaşlar söyledi gerekli olanları. İnanın iki lokma aldım, bir lokma aldım, bir bardak su içtim direkt üzerine. Evet. Yoğun bir tuz, yoğun bir dereotu. Servislemeniz çok kötü, tabaklama çok kötü. Maalesef yakışmamış bu tabaklama bu. Şöyle söyleyeyim, bu tabakta, çukur tabakta yenmez. Yani çünkü çatalı kullandığınızda zaten düz bir yer olması gerekiyor ki zemin. Burada buraya çarpar devamlı. Hı-hı. En basit örnek bunu verebilirim. Süslemesi de olabilirdi. Haydari'yi bu şekilde çok kabul ettiğim bir durum değil. Hani bu şekilde servis edilmesi. Herkesin kendi imkanlarıyla kaşığıyla alıp kendi tabağına koyması. Bilemedim. Bu yemek olmadı. Peki Gizem. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben bu görüntüyü arkadaşlarıma katılıyorum. Düz bir tabakta beklerdim. Ve ayrıca Haydari'yi küçük sunum tabaklarında yanında isterdim. Hı hı. Ayrıca Haydari'yi de hani bu tabak tamam oldu okey. Ama üzerinde bir ceviz isterdim. Hani ceviz biraz tereyağı yakılsaydı belki lezzeti biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ben sıvı yağ kullandım, zeytinyağı evet. Kullandım. Emeklerinize yani tereyağı, sağlık. Evet, tereyağı. Bu da gerçek şey. Hayır, emeğinize sağlık. Geçelim. Maalesef tamam. Olmadı. Eline sağlık tabii ki. Bir de şimdi davet diyorsunuz da davet de tabii. Değil aslında. Yarışma programı. Tabii ki burada evinde koyarsın ortaya.
veyahut bir balıkçıya, başka bir gittiğinizde kebapçıya mezeler gelir. Evet, herkes kaşıkla alır. Hatta orada bile herkes almaz. Garsonlar servis yaparlar. Evet. Evet. Ha, siz derseniz ki bırak ben yaparım, o ayrı bir şey. Tabii ki. Ama yani hani kendini al oradan, işte istediğin kadar al, ister ye ister yeme gibi bir şey, bir opsiyon yok. Yanlış. Yani bir de çukur tabak yanlış. Evet, evet. Kesilecek bir kesimi şey var. Kesimi çok zor oldu. Hepsini bir de ortası çiğ. Hepsini aldım. Üzgünüm. Hepsini uzatın. Güveçler gelecek. Harem güveci. Yanında ne vardı Nesin'cim? Salatamız var. Salata. Mor salata. Kırmızı lahana. Evet. Kırmızı lahana, evet. Lahana salatası. O da ortaya gelmeyecek değil mi? Efendim? Salata diyorum, lahana salatası. Ortaya bir şekilde... Ortaya gelecek. Açalım şunları, evet, o yüzden sordum. Evet, açın bence. Hadi bir el atalım. Maşasıyla, salata maşasıyla alırız yani. Mevsim olmayan bir salata olacak ama bakalım. Ha, kırmızı lahana diyor, evet, mevsimi değil. Lahana. Bence mevsimi. Havuç da var, hepsi var. Artık mevsimi kış diye bir şey kalmadı diye biliyorum yani. Ama. Mevsimi diye bir şey kalmadı bence. Yani sonbahara geçtik. Kırmızı lahananın ne tür bir işleme tabi tutulduğu önemli burada, evet, biliyorsun. Sonuçta ben bunu yapmışım, bir emek vermişim. Herkes tabağını alsın, yesin. Ne yapacağım yani? Bir de ağzına mı koyayım yemeği? Yani bana saçma geldi bu.